Oha. Güzel web sitesi dizaynı olan bir Türk yapımı. Çok enteresan. Bir saniye. İlk defa ilklerden birisini görüyoruz. Şey mi? Preskit mi kullanıyorsunuz? O Preskit de değilmiş. O siktir. That is actually the first time I see a realistic one-handed assault rifle reload. All right, show me more. So, welcome everybody to another video on the channel, and today we're gonna talk about Anadolu. It's a new PvEVP by the devs. Frequently asked question videos. Whatever you will see in this video is not the final product and might still be topic to change. All right. What is Anadolu? So, it's a Yok, Asset Philip değil bu arada. Ben de ilk önce ilk girdiğimde şeyi gördüm da Open World Survival'ı görünce bile yaptım da. First person shooter, which I already like because it has PvP. Aşağıya indim, beklediğimden daha iyi. Fan of PvP games that have third person because of Pika advantage. Bir kere low poly'yi ben çok severim. Low poly güzel olmuş. Ya yani mesela Erzurum yerine bunu desteklemeyi tercih ederim. I'm digging that one and well, with the name Anadolu, you probably can guess it already. It sets in Turkey. It's inspired by Armored 2 DayZ mods, EFT, Subnautica, and Fallout, and a couple more games. And the development studio is called Samal Entertainment. Low poly'yi ben seviyorum. Low poly tarzını seviyorum. Bir de low poly tarzını şu yüzden seviyorum. Low poly tarzı seneler geçse bile güzel gözüken bir oyun tipi. Yani 10 sene geçsin, 15 sene geçsin yine güzeldir. Sponsored video by the way. I'm just doing this because I think the game looks... That is very important. The map. So, with picking Turkey as their main region, they... I hope I pronounced it correctly. And that is a semi-arid region in central Turkey. So, we're guns. Now, let's talk about this. It sounds very interesting. There will be an EFT kapasitesi. EFT kapasında. You can disable any gun, craft even new parts. And I don't know exactly how they will do it, but you will be able to mix and match parts from other guns. You can probably build some crazy loadouts with that. So they're claiming there will be Türk yapımı değil. Abi adam az önce chat'e yazdı. Yani direkt Türk olmayabilirler ama her hepsi Türk olmayabilir ama Türkler de var. Bak birkaç kişi var. Var var. Az önce chat'e yazdı herif zaten. Devam. Of potential variation. Geçti Türkiye falan. Bir saniye bak, bir saniye. Link, her link attığında gidiyor arkadaş. Bekle bir saniye. Permit vereceğim. Tekrar bir denesene. Tekrar bir denesene bu arada. I don't know how super realistic this will be. Maybe it doesn't need to be super realistic. But we will definitely see. Ben, bu arada site çok güzel. Base design'de modülermiş. Orada bunu şeyden almışlar base design tipine. O belli. Subnautica'dan almışlar. Subnautica'dan almışlar. Suda olmayan Subnautica bir düşünün şu anda bu base design'ını. Baksana güzel site dizaynı yapmışlar. Hani tam bu evet internette bulunan bile kod ama birçok kişide yok bu. Hazır bir tema. Yo hazır bir tema olabilir bu arada. Yani şeye
Okeyim. Hazır tema olmasına okeyim. Emek gösterilerek yapılan her şeyi okeyim arkadaşlar. Mesela ben Asset Flipping'e de okeyim. Yani bir assetleri internetten alıp bir oyunu yapmaya da okeyim. Ama kostümize etmek önemli. Yani dümdüz alıp koymak var. Kendine göre yapmak var. Yani anladın mı? Oradayım yani. Yani hazır, yani mesela WordPress'ten de site yapabilirsin. WordPress'ten de site yapabilirsin. Hiçbir cihazda birebir eğitim alacağım. Şu an aktif olarak işin için 25 yıllık bir yazılımcıyım. Genel olarak web browser çalışıyor. Çok nadir client önerilen kaynaklı mesela üstü var mı? Hiç yok. Ben web konusunda şey yok. EFT'de 35 dolar. Ya bu büyük ihtimalle şey diye. Ya benim tahminim bu Early Access Starter şeyi. Yani Steam'de çıkınca daha ucuza çıkar bu oyun diye tahmin ediyorum. Bu early backer'lar biraz daha hani oyunu desteklemek istiyorsanız gibi şeyleri. Bu çıkınca daha ucuza çıkar. Yani şey gibi bak, naming credits. Exclusive access to all demos and alpha builds. Yani o çok doğaldır bu tür şeyler. Oyun tamamen çıktığında çok daha ucuza çıkar. Baksana. Ben beğendim bu arada. Ne yapmaya çalıştıklarını anladım. Picking. Ben böyle bir tane oyun dizaynı yapmıştım. Bir tane konsept dizaynım vardı benim böyle. Çok güzeldi oyun. O oyunu bir ara yapmak istiyorum ya. Low poly bir oyundu o da. Tamamen hack üzerine bir oyundu. Çok çok güzel bir oyundu ama ben şeyle uğraşmıştım, shader yazmakla uğraşmıştım. 1,5 hafta shader yazdım. Sırf onun şeyi için, güzel gözüksün diye. Old school CRT televizyon gibi gözüküyordu shader'dan. Böyle çok basic'ti tabi, hack dediğim de hani böyle gerçek kod falan kullanmıyordun. Hani kendim dandik bir dil oluşturmuştum, çok daha basic yapmıştım. Yani aynı şekilde böyleydi. Airhack gibiydi mesela. Scan yapıyordum ondan sonra hani random şeyler yapıyordum. Hacknet gibi tam değildi. Hacknet gibi değildi tam olarak. Biraz daha bir hikayesi daha vardı. Daha böyle third person bir oyun. Third person değil, first person bir oyundu. Adam bitirin okul, bazı bilgiler ver. Bakacağım. İlk önce bakacağım ama kendim bir şeylerin bakayım. Valheim'e bakacağız bugün. Bu arada keşke bu şeyin arkasına hafif bir müzik yerleştirselermiş ya. Hacking kısmı falan beğendim. Ya şeyi çok beğendim. Yani dolu gelmesine beğendim. Çünkü elinde sonunda yani şimdi karşılaşacağı rakipler EFT, Subnautica, Rust, hani yaptıkları ve yapmak istedikleri üzerine yorum yapıyorum. Bunlarla karşılaştıracaklar. Her şeyden biraz olmak zorunda ki yani EFT'den mesela silah customization'ı EFT'den daha iyi yapamayacaklar en başta. Yani Raid'i Rust'tan daha iyi yapamayacaklar ama her birinden biraz verirlerse düzgün bir şekilde İnsanları daha uzun süre şey yapabilirler, dikkatini dağıtabilirler daha geliştirecekleri zaman özellikleri. Deep crafting and research. Kasa da modüler silah gelecek. Tabii gelmeli oğlum. Survival oyunlarında işte paso yeni bir özellik gelmeli. Unreal'da yapıyorlarmış. Gardening var. Yani birçok özellik var şu anda. Şeyde olan Rust değil. Rust'la şu anda karşılaştırıyorum özellik olarak. Birçok Rust'ta olan özellikler var. Konsept EFT'deki var, Rust gibi mi? İkisi de birçok şey.
Rust'tan gördüklerim var, EFT'den gördüklerim var, Subnautica'dan gördüklerim var. Yani survival ve bu tür PvV, PvP jarnesinden her şeyi almışlar. Ve güzel kısımlarını almışlar bu arada. Ben beğendim yani. AI varmış. Bak, barter with NPC trader, British relationship with NPC get better price for and partnerships. Bu güzelmiş. Take an infinite number of agented test missions in to earn money, collect loot. Bu çok önemli. Bu çok kritik bu arada. Hep aynı görev olmamalı lazım. AI director handle dynamic loot placements, randomness, special passive chaos mechanism, missions, other dynamic events and matchmaking. Dynamic destruction. Use trap to barricade and breachable force that will gain detected enemies in firefly. Demolish structures by placing explosives on them near them. Tamam, Rust şeyi bu. Community management. Bu neymiş? Asset of Tosya. Ben beğendim. Ya ben beğendim. Ben bayağı beğendim. Yani fikirleri çok güzel. Tek bir korkum var. Çok şey sunuyorlar. Yok Dexter yok. Sana dememiştim. Ona da bakacağım. Ya tek korkum çok fazla şey sunuyorlar. Bu hem iyi bir şey hem kötü bir şey bir açıdan. Yani sıkıntım şu. Takım küçük. Bu tür şeylerden takımlar genellikle bu tür şeylerde küçük olur. Yani zaten büyük olmasını beklemiyorum. Tek korkum yani yok Rav olacağından değil. Rav kadar aptalca bir proje değil bu. Rav aptalca bir projeydi. Burada adamlar proof of concept'leri var yani. Bayağı bilin çalışan sistemleri var. Rav'da bunların yani %1'i bile yoktu bu arada. Yani tek korkum şu anda şu. Hepsini azar azar yapacaklar. Ben zaten az önce dediğim gibi hepsini azar azar yapıp düzgün çalışır şekilde yaptıkları sürece çok güzel bir oyun. Çok güzel bir ölü aksesi olur bu arada. Tek korkum işte bu dediğim gibi azar azar yapıp bazı şeylerin elde kalması, düzgün çalışmaması. Yani ki tek korkum da bunu açık açık söylüyorum. Geçtiğim 5 kişiden oluşuyor. Hah, aynen onun üzerine şey yapıyordum. Yani en büyük korkum zaten şurada çıkıyor. Bu. Demosu yok. Demosu yok daha. Sonradan vereceklerini söylediler. Tek büyük korkum bu. Yani daha şu kısım. Infinite number of AI generated tests and missions to earn money and collect loot. Yani tam dediğim gibi oyun sistemini bilmediğim için yorum yapıyorum, tam teorik yorum yapıyorum. Yani AI generated test genellikle çok ilk 1,5 saatten sonra banal oluyor. Bu genellikle hani hep aynı şeyin farklı boyanmış hali oluyor. Veya bu Handles Dynamic Loot Placement. Mesela EFT'de de bir ara Dynamic Loot Placement vardı. Çalışmıyordu. Kapalı Depe 2021'in ilk çeyreğini çıkarmayı planlıyoruz. 2020 ilk çeyreğinde. Yani Mart'ta. Ya da dürüst olup bunları hedefler olarak gösterebilirler. Zaten bunları hedefler olarak göstermişler. Ya elinde sonunda yapmak istedikleri şey gibi göstermişler bunu. Hani çıkınca böyle olacak. Yani... Ya dedim ki ben şey olarak beğendim. Düşünce yapıları çok güzel. EFT gibi değil, Rust gibi daha bu arada. Oyun daha Rust gibi. Ya ben şey olarak çok beğendim bu arada. Şey yani düşünce oyunun alt yapısı, geniş düşüncesi olarak. İki şeyim var. Bir base'i nasıl kuracağız? Yani base'i nasıl kuracağızdan kastım
Yani bu base dev gibi. 60 kişi destekleneceğini düşünüyorsak bu base'in. Yani 60 kişilik server olacağını yorumlarda gördüm. Şimdi 60 kişi herkes kendine nasıl bu kadar büyük bir yer bulacak haritada? Yo, yer altında olacak da nasıl o yer altını açacağız? Anladın mı? En büyük şeyim bu aklıma ilk gelen. Paralel evrene gidemezler. Paralel evrene gidemezler çünkü raid sistemi var. Loading screen falan olmaz. Büyük ihtimalle halihazırda olan yerleri claimliyorsun. O zaman 60 kişi olamaz. Ya bak şöyle, 60 kişilik serverda 60 kişi oynamıyor. 60 kişilik serverda 2000 kişi oynuyor genelde. Veya 1000 kişi oynuyor. 60 kişi o anda aynı anda aktif olan kişi ama çok git gel var. Anladın mı? Yani en büyük dert o. Yani 2-3 tane base varsa insanlar 2-3 base için kapışırsa çok şey oluyor. Aklıma ilk gelen şey mesela o. Ya bu base'leri nasıl yapıyorsun? Ya dediğim gibi bu ilk demoyu denediğimde daha sonra feedback veririm. İlk demoyu denediğimde şeyde yani feedback'i de veririm. Haritamda şu an 1 kilometre kare çıkıyor. Oyun çıktığına çok daha büyük olacak. 1 kilometre kare. 1 kilometre kare çok büyük. 1 kilometre kare çok büyük de 1 kilometre kareyi yani herkese nasıl çalışacak bu? En büyük sıkıntı o. Arkadaşlar fiyat pahalı filan şey yapıyorsunuz ama anlamadığınız şey bu. Bu öyle akses şeyi. Hani satış fiyatı değil bu. Hani almak için bu yani buradan almıyorsunuz. Bu destek verme fiyatı. Hani isminiz kredislerde falan yazıyor. Poly ama sıkıntı çıkarmaz. Poly design sıkıntı çıkartır şimdi. Poly design yani ultra realistik değil belki ama yani Borderlands gibi düşünün. Ne koyacakları önemli. Bakalım yani evet takipte kalın bence. Ben beğendim. Hatta ben e-mailin liste kaydolayım, unutmayayım bunu. Ben beğendim, açık açık söyleyeyim. Yani ben fikirlerini çok beğendim.